Merhabalar, ben Profesör Doktor Ahmet Akman. Son yıllarda çok popüler olan, gözlükten kurtulmak amacıyla kullanılan akıllı lensler bizim tıbbi uygulamalarımızda büyük bir çığır açtı ve birçok insan gözlüksüz hem yakını hem uzağı görebilir hale geldi. Ama bu lenslerin uygun olmadığı bazı hasta grupları var ve uygulandıklarında hastalarımız gerçekten mutsuz oluyorlar. Bu konudan biraz bahsetmek istiyorum. Akıllı lens dediğimiz lensler aslında çok heterojen bir grup. Bunların içinde trifokal lensler, Edolf lensler, monofokal plus gibi lensler var. Bu her grubun artıları ve eksileri var. Şimdi ilk olarak bahsettiğimizde bir grup hasta var ki bu lensler hiçbir şekilde uygulanmamalı. Yani hastalar şunu iyi anlamalılar. Gözlükten kurtulacağım derken görmenizden olabilirsiniz, görmenizi kaybedebilirsiniz. Dünyadaki en büyük mucize görmemiz. O yüzden gözlüklü olmak çok istediği bir şey değil hastalarımızın ama gözlükle bile görüyorsanız siz çok şanslı kullarsınız. Gözlükten kurtulacağım derken görmeden kaybetmememiz gerekiyor. Şimdi bu tür lensleri biz temelde bir katarak ameliyatı, katarak görmesini bozmuş insanlara, bir de katarak olmadan gözlükten kurtulmak isteyen insanlara uyguluyoruz. Birincisi ilk grup, yani katarağı yok, gözlükten kurtulmak istiyor. Kimlere hangi lens uygulanır, uygulanmaz bundan bahsedeyim. Eğer bir bireyin yakın görmesi bozulmadıysa ve miyopsa, 50 yaş altında kesinlikle trifokal ya da benzeri lensleri tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu hastalar ne uzak görmeden ne de yakın görmeden mutlu olmuyorlar. Hipermetrop bireyler gözlükleriyle hem yakında hem uzakta ihtiyaç duydukları için hipermetrop bireylere 40 yaştan itibaren uygulanabiliyor. Ama miyop bireyler 50 yaşa kadar genellikle hatta hayat boyu yakını gözlüksüz görebildikleri için bu tür mercekleri çok sevmiyorlar. O nedenle hipermetroplarda 40, miyoplarda 50 yaş benim kişisel kriterim. İkinci olarak gözümüzün her şeyi mükemmel olmalı. Glokomdu, sarı noktaydı, kornea problemleriydi, ciddi kuru gözdü. Şöyle düşünün, bunlar bir anlamda gözlükten kurtaran ama yarış arabası gibi araçlar. Yani sadece yarış pistinde gidiyorlar. Eğer gözümüzde bir problem varsa nasıl bir yarış arabası toprak bozuk dağ yollarında işini yapamaz. O zaman takılan hastalarda mutlu olmuyorlar. İkinci olarak bu merceklerin bazıları trifokaller çok iyi yakın gösteriyorlar. Ama gece görme kalitesini bozuyorlar. Tır şoförü, otobüs şoförü, göz doktoru, mikrocerrah yani çok parlak ışıkla çok ince iş yapan, gece karanlıkta çalışan pilotlar gibi, şoförler gibi gruplarda yakından gözlüksüz olacağım derken mesleğinizi kaybedebilirsiniz. Gece ışıklarda dağılma yapabiliyorlar ve gece görme kalitesini düşürüyorlar. Bu tür hastalar için Edolf dediğimiz geceyi bozmayan, yakında bir tık daha zayıf olsalar da geceyi bozmayan lensleri öneriyoruz. Ayrıca pseudoeksfoliasyon dediğimiz göz merceğinin zayıflığı ülkemizde çok sık görülen bir ırsi hastalık. Göz merceğini tutan bağlar zayıflıyor. Bu hastalarda da kesinlikle bu ameliyatlar yapılmamalı, önermiyoruz. Yıllar içinde konan mercekler biraz kayarsa ciddi görme kaybı oluyor. Katarağı olan hastalarda da buna benzer durumlar söz konusu. Katarağı olan bireyler el mahkum görmeleri artması için ameliyat olmak zorundalar. Ama bahsettiğim sebeplerle eğer glokom, sarı nokta, benzeri hastalıklar, eksfoliasyon sendromu gibi mercek bağ zayıflıkları varsa o zaman bu bireylerde de tek odaklı mercekler kullanılıyor. Bu akıllı mercek türevleri kullanılmıyor. Peki burada hep negatiflerini söyledik. O zaman kimseye koymayacak mıyız? Kesinlikle hayır. Gözü uygun olan, bu konuda tecrübeli bir cerrah tarafından değerlendirilen, hastaya artıları ve eksileri iyi anlatılan, yani artısı bu, eksisi bu, trifokalde yakını çok iyi görürsün ama gecen çok iyi olmaz cümlesi kurularak hasta da bunu kabul ediyorsa ve göz uygunsa gerçekten %90 hastayı çok mutlu eden lensler. Eğer gece hayatı çok varsa,
Yani gece araç kullanıyor, gece bir iş yapması gerekiyorsa bireyin, o zaman da trifokal değil, yeni teknoloji, halkasız EDOF lenslerle hastalarımız çok mutlu oluyorlar. Çok hastaya uyguluyoruz ama önemli olan uygun hastaya uygun lensin seçilerek hastanın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla uygulanmaları. Bunlar yapıldıktan sonra eğer hasta istediği sonuca ulaşamazsa geri dönüş çok zor oluyor. Değiştirilebiliyorlar ama değiştirmek çok zahmetli, gözü hırpalıyor, maliyetli. Baştan doğrusunu seçmek, uygun hastayı seçmek çok önemli. Unutmayın, gözlüksüz olacağım derken görmenizden olmayın. Kalın sağlıcakla, gözlerinizin ışığı hiç sönmesin.